aşkım. Omurga tümörü varmış sırtımda. Sadece ve de yatmak uyumak istiyorum. Üzülmeni de istiyorum. Ya nasıl üzülmeyeyim, nasıl üzülmeyeyim? Ya yeter ya, yeter ya. Of ya. Selam arkadaşlar. Şimdi evin kapısına geldim. Bir 40 dakika önce falan evden çıktım. Asansörüm gitme. 40 dakika önce falan evden çıktım ve yeni gidiyorum eve. En son çıkarken Veysel'e dedim ki işte arkadaşımda bir eşyam kalmış, kıyafetim kaldı. Onu alıp geleceğim. Yarım saat evdeyim, hemen geleceğim dedim ve 40 dakika oldu. Şunu çıkardım. Bunu da göstereceğim yakından. Şeylerim var arkadaşlar, raporlar var, sahte rapor ayarladık, hani böyle sahte bir doktor ismi falan koyduk, ona şaka yapacağım ve bir aylık ömrüm kaldığını söyleyeceğim ağlayarak. Yukarıya çıkıyorum, 3. katta teker teker çıkıyorum ki konuşarak, bakın daha 2. kattayım, konuşarak size anlatayım oraya gelene kadar diye. Şu an 3 sayfa elimde rapor var, şöyle arkasında da 3 sayfa var ve yukarıda hüngür hüngür ağlamam, yapmam, bir şeyler yapmam gerekiyor, nasıl yapacağım bilmiyorum. Bir aylık ömrümün kaldığını söyleyeceğim çünkü en son beni aldatma olayını aşırı ağlattı, intikamımı almak istiyorum, ben de onu ağlatmak istiyorum. Hazırsanız son bir kat kaldı. 3. kata bastım. Çıkıyorum. Kapıyı çalacağım. Ve telefonu sakladıktan sonra ben başlatabileceğim videoyu. Tripod her zaman açık olduğu için dikkatimi çekmiyor arkadaşlar Veysel'in. Işık güzel olsun. Siz güzel güzel izleyin. Kenara da tripodumu açacağım. Sadece sorun acaba o moda nasıl gireceğim? Nasıl of, nasıl olur yani, nasıl söylenir bu bilmiyorum. Çok üzgün olmam lazım. Eve geldim. Ben videoyu birazdan başlatacağım, hazırlayıp hazır olun. Şunu cebime saklamam lazım. Öpüyorum seni. Hadi gel. Arkadaşlar merhaba. Çok yüksek sesle konuşamıyorum. Raporlarım elimde. Şöyle 3 sayfa demiştim. Size gösteriyorum. Sırtım sürekli ağrıdığı için omurga tümörü olduğunu ve bir aylık ömrüm olduğunu söyleyeceğim. Sahte hastane, sahte doktorla bir rapor hazırlattım. Şimdi birazdan başlayacağım arkadaşlar. Yatak odasını toplar mısın dedim. Neyse yatak odasını toparlıyor. İnşallah becerebilirim. Gerçekten çok üzülmem, parçalanmam gerekiyor. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Yavaş yavaş başlamam gerekiyor videoya. Hazırsanız ben onu çağıracağım birazdan, gel bir oturalım bir şeyler konuşalım diye. Hazır mısınız? İntikamımızı alacağım. Geçenki aldatma kışkırtmasında beni hüngür hüngür ağlattı. Bakalım bugün kim ağlayacak? Ama ben de almam lazım bunu, inandırmam için, daha çok ağlatmam için. Hazırsanız intikamımızı almaya gidiyorum. Başlıyorum. Tamam, çok heyecanlanmayayım, moda giremem çünkü ağlamam gerekiyor. Birazdan üzülmem gerek. Hadi başlıyorum. Aşkım, bir gelir misin? Gelsin biraz konuşalım. El otur ya. El otur lan, öyle. Ne güzelmiş terliklerim. İçtin mi sigara? Sigara içme diyorum ben sana kaç kere. Bırakacağım. Ne zaman? Bilmiyorum. Ne zaman bırakacağım? Bilmiyorum. Şey söyleyeceğim sana. Ne söyleyeceğim? Ha? Ne söyleyeceğim? Her yerim kırılmış. Göbeğim de çıktı. Aşkım. Sen bakıyorsun. Şey söyleyeceğim işte. Ne olan ne? Hani ben demin arkadaşımdan kıyafetimi almaya gittim dedim ya. Hı. Ne var? Tamam, niye alıyorsun? Kıyafetimi almaya gitmedim çünkü doktorun yanına gittim. Ne doktoru? Hani ben sana diyordum ya, sürekli bir sırtım ağrıyor falan filan. Tamam, gittik doktora beraber. Ben senin yanında bir şey yok demesini istedim. Hı. Onlar ne? Var böyle ki.
Ney bunlar aşkım? Aşkım, omurga tümörü varmış sırtımda. Hemen nasıl teşhis koymuş öyle? Hemen koymadı, bir haftadır araştırıyorlar falan zaten. Nasıl söyleyeceğim bilmiyorum, çok... Aşkım niye ağlıyorsun sen? Önemli bir şey yoktur. Başka doktora gideriz. Baştırırız. Geliriz her yere. Aşkım bir aylık ömrüm kalmış dede. Saçma sapan konuş başlıyor. Ne alaka aşkım? Hı? Ne alakası var? Kim diyor? Hangi doktor? Aşkım. Hemen ilk doktor bu teşhis koydu diye hemen bir ayda böyle şey mi olur aşkım? İnsanlar birçok doktora gidiyor aşkım, ondan sonra tanıyor. Doğru söylüyorsun olsun. Ama ilk gittiğimizde ben de inanmadım biliyorsun. Sonra profesöre gittim. Bir haftadır gidip geliyorum. Bugün artık sondu yani kötü şeyler olduğunu söyledi. Özofagus transeksiyonu ile beraber anastomoz ve devaskülerizasyon yapmam lazım. Tamam aşkım daha araştırırız bu kartlar sanki çok... Yani hemen ilk doktora insanlar umudunu hiç kaybetmiyor. Hemen bir ayda öleceksin dedin hemen ölecek mi sanki? Öyle şey mi olur? Aşkım tedavi başlasa bir ayda tedavi bitmez. Benim ömrüm bitecek yani anladın mı? Ha olur mu öyle şey? Olur mu öyle şey? Daha bu kadar hayallerimiz var. Daha düğün yapmadık. Çocuğumuz olacaktı. Hemen öyle umudumuzu kaybetmek olur mu aşkım? Bilmiyorum. Nerede numarasını ver bir bana. Hangi hastane? Hı? Kalk hadi doktorun gidek hadi hastaneye gidek. Hadi. Adamın kliniği var adam. Yeni tamam. Eve gittik gidelim yarın gideriz anca. Ay çok darlandım. Aşkım ağlam. Aşkım ben senin her zaman yanındayım. Öyle şey mi olur? Nasıl şey mi olur? Bir ay gömlek kaldı deyince ben öyle teşhis koyunca bir doktor öyle şey mi olur mu? Saçmalık bu ne? Bu şekilde şey mi olur aşkım? Nasıl şekilde şey mi olur? Bir haftadır ben muayeneye gidiyorum ve bir aylık ömrüm kaldı dedi. Tamam bir doktor dedi diye hemen bir aylık ömrünü sen umudunu bitirdin mi? Biraz sonra öleceğim mi diyorsun? Böyle şey mi olabilir sence? Bu nasıl bir saçmalık? Türkiye'de yaşıyoruz. Birçok doktor var. Bu Türkiye'de 100 lat ne oldu ya? Düşün yani o kadar tıp ilerledi ama yani. Ama son evresindeymiş. Ya artık son evresi diye bir şey var ya. Şimdi kaç ki son evresinde olasın? 15 yaşında mı tümör oldun sanki? Bu zamana kadar illaki bunu... Ya bu yaşlıyken olan bir şey yıllarca biriken bir şey değilmiş. Yani bir anda öyle geçiriyormuş demek ki vücudu. Yani bir şey söyleyemiyorum. Artık o kadar yoruldum ki bir haftadır umudum vardı. Ama raporu aldıktan sonra umudum falan kalmadı yani. Bir şey söyleyemiyorum. Şu an oturup bir tarafım sürekli ağlamak istiyor. Ama bir tarafım da diyor ki bir ay o kadar kısa bir süre ki durdur kendini ağlayarak bitirirsin yani o süreyi. Of. Sensiz ne yapacağım? Ya... Böyle düşün. Ya öyle şey mi olur? Doktor numarası falan yok mu? Vardır numarası ama ben seninle bunu kendimi bu yüzden şey yaptım. Toparladım kendimi seninle konuşmak için. Yani çok gençsin daha. Ben de gencim ama sen de çok gençsin ve senin önünde kocaman bir zaman var. Kendini toparlaman gerekiyor. Benden sonra yıkılmadığını görmem gerekiyor. Saçmalama senden sonrası diye bir şey mi var? Ruh senin ben... seninle birlikteyim. Kötü oluyorum. Bütün ömrümü sana adamışım. Öyle şey mi olur? Bak senin ya şu anda saçmalıyorsun. Tamam mı? Şu an saçmalıyorsun. Kendi kendine tribe girmişsin. Beni de burada tribe sokuyorsun. Anladın mı? Gerekirse yurt dışına gideriz Seda'nın için. Ne gerekiyorsa yaparız anladın mı? Hiçbir şey senden önemli değil. Ne bu hemen bir aylık ömrün kaldı? Hangi bunu söylüyor? Bak tamam her şeyi yapacağız. Zaten bütün kalan... Diğer doktora gittik öyle bir şey yok dedi. O zaman ne olacak? Tamam kalan tedavinin... Tamam doktor numarasını ver. Dinle. Numarasını ver. Ne dinle aşkım?
Konu kapanmış zaten, görmüyor musun? Neyini dinleyeceğim? Bak, bir şey konuşacağım, sen beni bir kesme. Ağladım, ağladıkça ağlayasım geliyor, konuşamıyorum. Ne oldu? Hiç şey olmadı aşkım, koltuğum düştü. Nasıl düştü? Bak aşkım, şaka falan değil değil mi bu? Şaka gibi mi duruyor sence, halime baksana. Kalkalım. Birazdan gidelim, herkesle konuşmamız lazım. Ya neyle, kimle konuşacaksın ya? Konuşmamız lazım çünkü. Ya kime ne haber edeceğim? Kaç saat? Bir yarın olsun. Çünkü bana ya ol... Ya böyle bir şey var, biz niye evde duruyoruz? Kalkalım hastaneye gidelim, bir doktorla da evet, konuşalım. Ama... Gidelim en iyi doktora bulalım. Elimizde imkan... Ya ben bu şekilde bağırıp... Ben sana bağırmıyorum. Seni daha fazla üzmezdim ya. Ben sana bağırmıyorum. Bak, senin üzülmeni istemiyorum dedikçe sen daha çok üzülüyorsun ona. Tamam mı? Ya böyle bir şey kaldıramam. Toparlarken... Ya yeni evlendik, bir senelik evliyiz. Gözünü seveyim. Tamam, toparlık kendini. Bak, ben ağlamak istemiyorum. Kendimi zor tutuyorum. Senin ağlaman için yapmıyorum. Biliyorum ama çok kötü oluyorum. Bak ben sana... Ya yeter ya, yeter ya. Bak, bunu sana söylemeyi de bilirdim ben. Bir ay sonra her şey öğrenebilirdim. Ama ben hani şu... Ya söylediğin için teşekkür ederim ama kanka, bir şeyler yapalım. Hani güzel ya, geçsin istedim, anladın mı? Ya yalvarırım sana ya, şaka de ya. Ya bir şaka desin, olur. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun canım? Bir şey çekmiyor mu? Gel istediğini yapalım. Ya söyle ya. Canım bir şey çekmiyor. Üzülme sadece. Bir de yatmak, koymak istiyorum. Üzülmeni de istiyorum. Ya nasıl üzülmeyeyim, nasıl üzülmeyeyim? Seni hiçbir zaman bırakmayacağım. Seni hiçbir zaman bırakmayacağım. Üzülüyorum. Üzülürse ben de öleceğim. Ağlamadım. Bak çok kötü oluyorum. Seni ağladıkça ağlama. Vallahi dönürse ben de ölürüm. Vallahi çarpsın. Git, şaka mı gerçek mi? Bir şey söyle aşkım, kurban mı olayım ya? Hadi kurban olayım. Seni çok seviyorum lütfen. Hadi bak, beni daha fazla üzme lütfen. Göz pınarlarım kurudu bak, sabahtan beri ağlıyorum bak. Hadi. Hadi lütfen. Ya böyle bir şeyin şakasını yapmazsın diye ben. Şaka değil mi? Hı? Şaka mı? Şaka mı? Şaka değil. Şaka, lütfen şaka de, hadi. Konuşsana, niye konuşmuyorsun?
Hı? Ne oldu? Çok ama. Ne oldu? Niye elini çekiyorsun? Hı? O değil. Hadi kalk et, doktora gidelim. O ne oldu? Hadi kalk. Hadi gidelim doktora. Hadi. Ne doktora? Nerede şey? Bak doktorun ismini internetten bul adresini. Unuttum neresi olduğunu. Tamam, telefonumu alayım. Uzman doktor diyor, hani profesör diyor. Uzman işte. Kahramanmaraş diyor. Ne Kahramanmaraş? Altına yazacağım. Bir tane çıktı Kahramanmaraş diyor. Dur bir dakika. Ha doğru, Kahramanmaraş'tan geldim ben. Doğru, Kahramanmaraş. Ne Kahramanmaraş'ı? Kahramanmaraş'a gittim, rapor aldım geldim. Hadi gidelim. Dalga mı geçeceğim sen? Hadi kalk. Aşkım var. Dur bir dakika. Böyle bir hastane de çıkmıyor altındaki. Kahramanmaraş diyor. Ne Kahramanmaraş'a gitmesi aşkım? Ne saçmalıyorsun? Kahramanmaraş'tan aldım geldim raporda. Kahramanmaraş nerede, biz neredeyiz aşkım? Kimi kandırıyorsun? Seni. Hadi kalk, Kahramanmaraş'a gidiyoruz. Şaka mı? Şaka mı yaptın? Şaka yaptım. Gerçekten. Ama kızma, tamam mı? 20 dakikadır ağlıyorum. Aşkım. Böyle bir şey daha yapma bak. Çok üzüldüm ben ya. Şakadan bile üzüldüm ben. Bana kızmadın. Beni üzmeye hiç utanma bana. Çok olsun. Niye böyle bir şey yaptın? Ne? Niye böyle bir şey yaptın? Çünkü intikamımı aldım. Niye intikamı? Çünkü sen beni ağlatmıştın, ayrılmış mısın? YouTube videosu mu çektin? Evet. Hani nerede kamera? YouTube videosu çektim. Evet arkadaşlar, video... Sosyal'la yemek de yaparım. Ya ama gerçekten hiç ağlamadı ya bu. 20 dakikadır beni ağlatıyor. Gerçekten şu anda şok. Hani bir şok etkisi olur ya insanda. İntikamımız alındı ama bu nasıl intikam bilmiyorum. Ben daha çok ağladım senden. Hasine vallahi var ya, yüreğim daha yeni yeni böyle solmaya başladı. Bir daha böyle şakalar yapma. Neyse, lütfen. Bunu beğenmedim. Bir daha çok büyük bir kışkırtma daha gelsin. Saçmalama sen. Bitireceğim seni. Beni bitireceğim seni. Daha beter o. Bu az oldu. Ya. Ha, üzülmeni istemiyorum ama. Ama. Böyle bit ya. Böyle bak, böyle sağlıkla ilgili ya. Aldatma mı yapayım? Aldım öyle. Sen gerçekten bir aylık ömrün kaldı.